Karadeniz'in yenilmez savaşçı Samsiye, namus belasına geldiği İstanbul deplasmanından 3 puan ve Tursun'la dönmek istemektedir. Samsiye Tursun'u öldürmek mi, yoksa ona kavuşmak mı ister bilinmez. Bilinen tek şey vardır. Samsiye bir hamsi yavrusu kadar saf ve temiz olan aşkını bırakıp Mataşalara giden Tursun'u bulursa çapkın bakandan beter edecektir. Samsiye Tursun'u ararken karşısına çıkan hayırlı kısmetleri tepmeyi de ihmal etmez. Brezilyalıların pembe dizisi olur da Karadenizlilerin olmaz mı? İşte Hamsiye bölüm 19. Ulan bu Tursun'la benim resmim durdu ha? Hem de aynı elbiseyle. Ulan Tursun, yediğin hamsileri film şeridi gibi gözünün önünden geçirmeye başla. Azrail'in hamsiye geliyor da. Çekil ayakkabından be. Seninle uğraşamam şimdi. Ula bu nedir? Burada soruları ben sorarım. Haşa şimdi bu fotoğrafın hesabını ver bakayım bana. Abi Dursun abi bu bana verdiği fotoğraf. Sen de ne ara ya hamsiye yençe? Uyyy iki ruhlansın. Ulan Tursun sen dur da. Hacım ben Temel'im de Temel'im. O fotoğrafı abim seni tanımam için verdi daha bana. Ulan tükürürüm şimdi senin Temel'de ha. Tursun ayrı sağ ayrı kurşun mu sıkacağım? Vuruyorum çıkıyorum ikisi bir arada. Hacım hamsiye yemçe. Kayınço katil olmadan önce bir iyice düşün. Ben seni Tursun abine götüreceğim. İstediğin kadar vurursun onu. Boşuna dil dökme. He ben Tursun'a benzeyen her şeyi vuracağıma yemin etmişim he. Aha bak telefon çalıyor. Dursun abimdir beni arayan. Ulan işte kendi kendini arar mı da? Hocam ben Temel'im da Temel'im. Ha Dursun abim Ali Kemal'le seni vurup vurmadı mı merak edeyim. İstersen telefonu açıp ondan randevu alayım. Sen de gelirsin duruşma yerine de. Peki ulan. Düş önüme bakayım. Ha dur bakayım. Telefonu sen açacaksın. Tamam mı? Eğer karşına Tursun çıkarsa tenha bir yere randevu var. Bir yamuk yaparsan küme düşürüm o ağa göre. Yürü! Yürü de dur sağ! Yürü! Yürü ulan! Yürü de dur! Yürü! Yanlış bilgi verirse sırtında eski çukuru açarım o ağa göre. Alo alo! Alo! Ben Ali Kemal, kiminle görüşüyorum? Tursun abi! Ben Temel, Temel! La bana bak! Temel misin misin? Hamsiyi versene bana telefonu. Tamamdır Tursun abi. Sen hiç merak etme. Yarın sabah içisini de kuru temizlemeye havale edeceğim. Yarın sabah esas ben seni bir cehenneme havale edeceğim. Görürsün gününü. Öğleden sonra Selvi kahvede buluşup kahveleri hapırdatırız. La hor gücünü hapırdat demek Tursun'u. Versene la hamsiyeyi telefona. Tamam Dursun abi tamam. Öptüm seni. La
Ulan bir korun bir de sana yer öptürürüm ha. Görüşürüz Dursun abi. Öptüm seni, öptüm. Lan kapama lan. Lan versene lan telefonu. Kapama. Hamsiye Yeşil, sen bu Tursun meselesini bitti say. Yarın rahmetliyi kuru temizlemeye havale ederiz. Zaten o öğle namazına yetişmese, akşam namazına yetiştireceğim birini yakından tarayırım he. Bakarım ben o. Kalkma yarından diyorum sağda. Alo. Alo. Hamsiye. Oy Türkan'cığım senisin. Ben de seni Cemal abim zannetmişim. Ha anladım. Gene Türkan'mışım gibi numara yapıyorsun değil mi? Hamsiye bak şimdi beni dinle. Az önce ben aradım. Bu bizim Temel bozuntusu var ya. Bana Tursun'muş gibi davrandı. Ne? Öyle mi? Demek bizim köylere mart karı yağdı. Bak şimdi beni iyi dinle. Bu Tursun denen iteolit hakkında çok önemli bilgiler elde ettim. Hiç kimseye çaktırmadan hemen acele Servi Kıraathanesi'ne gel orada buluşalım oldu mu? Zaten şu anda işim yok. Gelin sonra oturup sohbet ediyoruz bir güzel. Dedim. Böyle güzel güzel sohbet ediyoruz. Zaten işim yok, o da yabancı değil. Ben birazdan geliyorum. Hem Cem Özer gibi lafa laf açtırırız. Hadi görüşürüz. Sen böyle keyfine bak. Ben gidip hemen döneceğim. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Buna karıştırmayı bırak da lafa geç daha. Ne diyeceksin de. Hamsiye nasılsın iyi misin? İyi olmam istiyorsan bir an önce Tursun'un bölümüne geç. Hamsiye bak. Ha bu teyzeyi görüyor musun? Ulan sen göz doktorluğuna mı başladın he? Koskoca kadın tabii ki görüyorum. Bak şimdi. Ha bu gördüğün teyze var ya Tursun'un Almanya'daki halasıdır. Halacığım. Açın de bakayım bana. Tursun'un ikizini sağa yolladılar mı? Ne Tursun'un ikizi be? Ha kandırmış o uşak sizi. Onun ikizi falan yok ki. Oy fena alıyorum. Oy fena alıyorum. Demek o evde oturan Pokya'nın soyu Tursun'un teke düşmüş he? Artık kesinlikle eminim ki o gördüğümüz herif bizim Temel değil Tursun'un ta kendisidir. Haçan dur. Beni lafa tutma da. Haçan gidip o Pokya'nın leşini defnetme hazırlıklarına başlayayım da. Hamsiye ben de sana yardımcı olayım istersen. Oy bana yardımcı olmak istiyorsan gazetede bir ölüm ilanı için bir yer ayırt. Ben de bu ilanla layık olmaya çalışıyorum tamam mı? Haçan ver o mübarek elinizden öpeyim. Bana bir kelime öğretin. 40 yıl kölesi olurum da. Hadi. Kapıyı da açık be! Ulan neredesiniz? He? Koştun Dolly! Ulan nereye çıktın da? He? Neredesin? Ulan çık! Ulan çık daha fazla oksijen tüketmeden çık da! Ulan buraya mısın yoksa he? Yok nereye gitti bu herif da? Hey! Ula! Yer yarıldı içine mi girdi bu herif he? Ula Tursun! Ula nereye sun da? Ula çık ortaya diyeyim sana! Eğer yolunu bulamaysan tabancanın sesine doğru gel! Oy, sevgili karıcığım, hamsiye, ben kocan Tursun. Bazı saf vatandaşlar bana Temel de der. Haçın bana ettiğin yardımlardan dolayı sana müteşekkürüm. Hamsiye, odanda bulunan yeni bilezik ve golyeleri gene aldım. Ama yanlış anlama, günü gelince ben sana onların daha iyilerini alacağım. Fakat müneccim olmadığın için o gün ne zaman gelir bilemem. Cemal ağabeyime de teşekkürlerimi borç bilirim.
Haçın onu da aldım kaplama baratın tabancasını aldım. Hapsiye asıl teşekkürü hizmetçi Canan konusunda edeceğim. Cemal abi sayesinde güzel bir sevgilim oldu. Haçın şimdilik onunla takılacağım. Ama benim gerçek karım sensin. Şimdilik daha eyvallah. Hapsiye imza ebediyete kadar senin olan Dursun. Ulan Dursun, gene çarptın beni he. Ulan ezeli rakibim 2-0 ona geçti he. Uy Hamsiye, ulan kendine gel Hamsiye. Uy kafayı yemeye başladın he. Uy ne oluyor da? Ulan biz kadınlar avalı kavli gibi olmasak haçın tursunlar böyle olur muydu he? Ulan ne ettiysem kendi ellerimle ettim. Haçın ben Dursun'u sırf Trabzonspor'u tuttuğu için evlenmişim. Ama bak bana bir Fenerbahçeli'nin etmediğini etti. Ula ben şimdi ne edeceğim? Bir anda Ali Kemal, bir anda Dursun. Köyüme dönüp her şeye yerden mi başlasam acaba? Ama hiç gücüm kalmadı. O alı pulu karlar senin olsun. Bir daha hiç gelmeyeceğim. Hiç gelmeyeceğim arkada dur. Allah say yemin ediyorum. Dursun önümden o alı pulu karlarını geçse bile bakmayacağım. Onurumu kırmayacağım. Hani erkeklerin karılarından ayrılmak için kolayca söylediği bir söz vardır. Boşsun ulan Dursun. Boşsun. Boşsun ulan Dursun. Boşsun. Lan bu televizyonun kumandasını ne oldu lan dostlar be bu? Aa, neden olacak? Davul salak gibi bardaklarımla basa basa bozdun Erhan. Birine basayım derken beşini birden basıyorum be. Yet lan! Davul boku kadar beyninden akıl öğretme salak! Bunun pili bitmiş lan! He, olabilir. Lan madem bunun pili biteceğiydi, dün akşam gelirken niye pil götürmedin lan dedbürsüz salak? Ulan ben bu kumandanın pilinin biteceğini nereden bileyim be? Müneccim kulağımı yedim. Lan bu müneccim kulağı yemedin ama dayağını yersin şimdi değil mi kalkamış he? Ulan gelmesin be! Bak gelmesin be! Ulan gelme ulan! Bari işten döndükten sonra dön de rahat rahat işime gideyim be! Hadi oğlum isterse dayağını yatağına götürün yatağındayım he? Bana bak! Bak bu suyu görüyorsun değil mi kaynar suyu? Vallahi dökerim kafana ya! Salak! Biraz daha su soğuyacak! Nasıl olsa soğuyacak, o zaman ne diyecek he? Stres altında bekleyeceğine git ayağını kurtul salak! Aman! Keşke dermesi uyaydım! Ne yakaladın? Alın! Ulan! Ulan yetişin! Komşular bıraksana beni ulan! Çek ben şimdi ulan! Ulan yetişin! Allah! Ulan sen ne zaman bana bırak dedin de ben seni bıraktım he? Bari dayak yiyip çeneyi yorma lan! Sayın seyirciler! Çok önemli bir haber için yayınımızı ara veriyoruz. Bu sabaha karşı Japonya'da meydana gelen 7 şiddetindeki depremde 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ana, Japonya'da deprem olmuş. Yıkıntılar. Sen de Japonya'daki depremden. Japonya hayvanat bahçesinde aklı bağları var galiba. Sus lan sus. Yetkililer Türkiye'nin de deprem kuşağında olduğunu belirtip depremle ilgili önlemlerin arttırılmasını. Ana, kız duydun mu kız? İstanbul'da da zelzele olacakmış. Ha, benim için hiç fark etmiyor.
Devrim olacağı zaman kafama düşecek kalas her gün düşüyor zaten. Hem kalas düşüyor hem kalas oldu kalas düşüyor. Lan deprem kuşağı da yaşadı mı lan? Ha tutan mı var senin? E git bak kutuplarda hiç deprem olmuyormuş sen oraya git. Hem orada senin türünün beyazları da var. Hiç yabancılık çekmez yine. Lan sus lan. Lan televizyon deprem kuşağında dedi. Deprem olacak demedi ki. Bak hiç merak etme. Deprem olacağı zaman sen önceden altıncı hislerinle hissedersin. Lan sen şimdi bana hayvan mı demek istiyorsun lan he? Günaydın. Ay ya ne hiç öyle şey der mi? Nereden çıkartıyorsun bunu? Lan sen sen asıl geceğin dayağın şiddetini öğrenmek için altıncı hislerini salak. Kimi kediden, kimi depremden korkar. Benim korkum da yükseklik işte. Ay sen işine devam et, meşgul ettim galiba. Yok yok. Benim korkum da itilmiş. Şimdi benim Bobby korkum itilmiş mi oluyor? Ha. Peki itilmiş neden korkuyor? Ha. Tabii ya. Onun da Bobby korkusu deprem. Sen şimdi korkusu itilmiş. Ooo kakılmış hanım hoş geldin. Gel böyle gel seni şöyle alalım kakılmış. Boğum bütün gün dua ettim kız. Jack'ten armudun iyisi yapsın diye mi? Ne armudu kız? İnşallah televizyonun uzaktan kumandasının pilini almayı unutmuşsundu diye dua ettim. Unutmadım unutmadım. Nasıl olsa beni döveceksin ya. Hani bahane bulmak için o kuş beni biraz çalıştır diye aldım. Kız seni dövme için bahane arasam akşama kadar bir tır dolusu zebep bulurum kız salak. Hem zebep bulmama lüzum yok ki evvela dövme sonra zebep buluruz. Git hadi yemeği hazırla hadi yürü. Yürü git. Aman. Geberdim be. Lan bu uzaktan kumanda inandı televizyonu seyredince hayat bir başka güzel oluyor lan. Bir gün diyen acaba uzaktan kumanda inen karı dövmek de icat olur mu? Ha? Bugün karı dövmenin cezasını çekeceksin Tülmüş efendim. Biliyorum bak Japonya'da karıların dövene erkekler nasıl cezalarını buluyorlar. Hepsi devlendi taşların altında kalmışlar. Cennetten çıkma bir şey için Allah beni neye cezalandırsın salak? Hep Japonya diyor he, bura diyor. Orası hiç belli olmaz Tülmüş efendim. Bugün temizliğe gittiğim evde çok okumuş bir profesör vardı. Çok yakında İstanbul'da da deprem olacakmış. Esra mı diyorsun kız? He, çok şiddetli olacakmış. Taş taş üstünde kalmayacak. Masa neye sallanıyor kız? Ha, bilmem ya fark etmedim. Ha, ayağı sakadı da ondan sallanıyor herhalde. He lan. Ne bileyim lan. Ana. Senin o kara suyu niye öyle beyazla dökülmüş? Sürekli yaşayanlar olacak. Eştem kaçtı ben yemeyeceğim. O zaman bunu şöyle bir keyif kayfesi yapayım ne dersin? Gel lan keyif mi kaldı bende? Yok yok yapayım yapayım. Aferin benim aslan durum. Kolim sizi var mı? Hayırlı bağırmayı canım. Var var. Var. Hiç ölmüş yapacağınız da duysun. Var. Ne kolim sizi.
lan bu köpekle neyi anlıyor lan? Kakılmış! Nerede Sinan? Lan, ya hadi abla lan! Ne oldu bu köpekleri de birden biri böyle huysuzlandılar? Lan lan! Her akşam böyle huysuzlanıyordur. Şunları bir çişleyeyim ben. Koş! 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 Köpek koş! Koş! Bak kontrol bak. Dantlı hoş köpeği yuvasına nasıl da sokuyor görüyor musun? Ana ne oldu bu lambaya böyle? Lan bu lambaya ne oluyor lan? Neye sallanıyor lan bu? Deprem mi oluyor yoksa? Lan köpeklerin nasıl hoş dediysen lambayı da püf de belki sallanmayı bırakırsın. Lan yoksa ufak bir deprem mi oldu lan? Valla bir büyük depremdir önce ufak ufak geldir belli edermiş. Lan bu masaya ne oluyor lan? Valla bilmiyorum kilitilmiş. Deprem oluyor galiba. Ben korkuyorum lan kakılmış. Korkma be daha iyidir. Hem şarkıcılar gelip evin yıkıntılar arasında grip çekerler. Lan deprem olsa sen ölmeyecek misin sanki lan sana? Lan oğlum canım kaderde varsa o olur. Lan ben bu evde duramam lan ben kaçıyorum lan. Gule gule etilmiş. Anca gidersin. Davşan. Bana bana gelir var zonde 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 canan ucuma kuşlar kuzünde 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 oh be ayısız bir evde kayfaltı ekmenin ayrıcalığını yaşıyorum oh. Ana kutuplara varmış mıdır bu ayı? Lan kalmış lan kalmış sana sesleniyor kız duymuyor mu? Ana vallahi bu ayının sesidir he. Lan salak ölümlü kakılmış. Lan baksana bana. Abi. Çadır kurmuş be. Lan kakılmış. Ben birkaç gün burada kalacağım. Sallanma da git kayfaltımı getir çabuk. Ulan aynı sirk ayılarına benzemişsin ha. Çadır yerini bulmuşken çadırın üstüne sirk diye yazılıp da millet ayı seyretmeye gelsin. Yahu yok o başmış, yok tedaşmış, yok bal varlıymış, yok mülk varlıymış. Sanki memleketin başka sorunu yok. Bayım boş bayanım. Efendim. Oo Hasret Bey. Bakıyorum artık kapıyı çalmaya tenezzül etmiyorsunuz. Ay estağfurullah Cansu Hanım. Ben sadece telaşla şey ettiğim için kapının şeyini şey yapamam. İçeri şey yaptım. Bunu İngilizceye çevirir misin? Pek anlayamadım da. Size bir takım celpler geldi de sayın boş bayanım. Biraz keyfiniz kaçacak ama. Celepler mi? Sanki bende kaçacak keyif mi kaldı bir Hasret? Yakında öcüleri de kaçırırsam hiç şaşırma. Keçileri kaçırırsam demek istediniz herhalde efendim. Çok meraklıysan keçileri sen kaçır Hasret. Hatta senin partinin kırsal kesimindeki bir şubesine göndereyim ben. Orada kaçıracak bol bol keçi bulabilirsin. Tabii siz de haklısınız sayın boş bayanım. Yetkileriniz elinizden alındı ve parti içindeki otoriteniz sıfıra indi. Yüce divana verildiniz. Artık haberlere bile çıkamıyorsunuz. Ayrıca kilo da aldınız. Gıydır nane dersin Hasret. Hani diyorum orada henüz örgütlenmedi partimiz. Hem o işi halledersin hem de şu keçi işini. He? Siz bilirsiniz Cansu Hanım ama ben bu zor günlerinizde yanınızda olmayı tercih ederdim doğrusu. Bak sana ne diyeceğim Hasret. Politika çok nankör bir meslek. Hani diyorum ki burada hep birlikte topu dikersek çok güzel bir yalakalık kursu açabilirsin. Ne kadar espritüelsiniz sayın boş bayan. Hatta böyle pişkinlik kursu da verebilirsin. Dediğiniz gibi gerçekten politika çok nankör bir meslek sayın boş bayanım. Hizmetlerle dolu 2,5 yıldan sonra aldığınız karşılık maalesef bu oluyor işte. Mal varlığı komisyonunda. Maalesef mal varlığı komisyonundan evet. Yok bilmem ne komisyonunda. Ötüş ya! Ne oldu sayın boş bayanım? Yoksa divane harbi falan da mı şey yaptılar? Keşke harbiden dile
Hangi? Evet. Alçak herifler. Geçen sene olsaydı ben gösterirdim onlara günlerini. Geçen sene olsaydı ben de günlerini gösterdim onlara Aziz. Bana ucuz kahramanlık yapma. Hayvanları Koruma Derneği bile beni mahkemeye vermiş Hasip. Şu işe bak. Ne için? Ne oldu ki? Boş ver hanım acaba. Yani gelen vurdu, giden vurdu Hasip. Niye vurdu? Değil mi? Köpeğin birine kışık mı demişim, koçuk mu demişim? Hakaretleri bahsi açmışlar. Bu da hakikaten haksızlık yani. Boş ver hanım. Ne yani? İhale soruşturması işi haksızlık değil miydi? Yok, o da haksızlık tabii ama yani onun bazı yerlerinde gene mantıka uygun bir takım şeyler var gibi görünüyor gibiydi de yani. Yok, giydirilen işi kesinleşti. Seni anlamam mümkün değil. Belki de anlamak istemiyorum. Hiç merak etmeyin efendim, hepsini halledeceğiz evelallah diyordum ama halledemesek de ne yapalım artık yani. Nasıl ne yapalım? Yani ondan sonrası da Sayın Boşbey Hanım sizin sorununuz oluyor demek istedim. Ya demek şimdi ne oldu Aset Efendi? İlerim dostu ne olacak? Boşuna dememişler. Batan gemiyi önce flamingo'ya terk ederdi. Flamingo değil Boşbey Hanım. Fare, fare. Ya öyle mi? Ben de Boşbey'in Cansu'yum. Memnun oldum. Ama siz de bazen kantarın topuğunu kaçırıyorsunuz Cansu Hanım yani. Yanlış söyledim. Şaşırdım. Hasip şaşırdım. Canım olabilir, olabilir. Ne olacak insanlık hali yani? Kantarın topuğu değil, kantarın topuğu olacaktı ya. Topu tabii çok haklısınız Cansu Hanım. Sen nereden çıkarıyorum topuğunu ben de yani anlayamadım gitti. Ben de şunları toplayayım artık. Bari. Ne kadar da çok dava varmış. Ama hiç merak etmeyin Cansu Hanım. Bunlardan hiçbir şey çıkacağını sanmıyorum. Ama esas tofaş ve tedaş davalarından yırtmanız gerekiyor. Demek tek başıma yırtacağımdır öyle mi? Yani Cansu Hanım tabii ki partimizin daha fazla yıpranmaması için bir noktadan sonra yani şey yapmak zorunda kalabiliriz diye şey yaptık. Anlıyorum. Demek yolun bundan sonraki kısmını yaya olarak devam ettirmem gerekecek öyle mi? Nasıl yani pek anlayamadım Cansu Hanım. Biraz Amerikan filmi seyretseydin anlardın Aziz. Bak şimdi, stabilize yol biter. Cipten inersin ve yola artık katırla devam edersin. Bu bir baş bayanın yetkilerini ve konforunu kaybetmesi gibi bir şeydir. Sonra katır da ölür. Galiba katır biz oluyoruz bu durumda. Yes, of course. Artık tek başınasındır. Engebeli yolları, çukurlu yolları tek başına aşmak zorundasındır. Sana yardımcı olabilecek hiçbir şey, hiç kimse yoktur. Yol bilinmeyen tehlikelerle doludur. Tabii bu arada seni takip eden kötü adamlar vardır. Ellerinde uzun menzilli dosyalara karşılık, senin elinde bir tek dosya kağıdı bile yoktur. Artık iyice köşeye sıkıştırılmışsındır. Hiç umudun kalmamıştır. Her şey bitti diye düşündüğün bir anda bir dolazan sesiyle ilgilisin. O da ne? Süvariler! Süvariler seni kurtarmak üzere gelmişlerdir. Evet! Üstelik başlarında yüzbaşı Clinton vardır. Ne yapıyorsun Cansu? Ne oluyor? Yani tam en heyecanlı yerinde ne istiyorsun? Elimde bir takım dosyalar var Cansu. Belki karşı saldırıya geçebiliriz diye düşündüm. Oh my god! Ciddi misin? Evet bak üzerlerine isimlerini bile yazdım Cansu. Cinnettin Yerbakan, Öcümit, Mutlu Yılmaz, Deliz Baykal. Öcümit'in bile var ya. Aşk olsun. Madem elinde bu kadar dosya vardı niye daha önce vermedin? Bunlar benim yeni elime geçti Cansu. Şimdi
Canına ok tıkadım, cinnettin efendim. Ver şunu ver. Bu boş dosya. Bu da boş. Bunların hepsi boş yahu. İyi ama tamam. Kırtasiyeci'de dolu satmıyorlar ki Cansu. Ne? Kırtasiyeci'den mi aldın sen bunları? İyi bir başlangıç olur diye düşündüm. Sana herhangi bir şey düşün diyen oldu mu yahu? He? Ben ne yapayım bu boş dosyaları şimdi? Yahu adamların ellerinde bizi Kaliforniya'ya sepetleyecek dosyalar varken sen kalkmış boş kartonlarla çıkıyorsun karşıma. Get out! Get out! Get out! Defol! Oh my God! Yani Allah'ım bana hayat arkadaşı diye bunu mu gönderdin? Allah'ım neydi günahım? Tamam ben de sütten çıkmış ak çatal değilim ama onların ne mal olduğunu sen daha iyi biliyorsun. O cinnettin denen nur yüzlü kakalak tam şurada oturup benimle koalisyon pazarlığı yapmıştı. Allah yapmıştı, yapmıştı, yapmıştı! Bak hanım kızım, siz bizim bozna paraları meselesini pek kurcalamayın. Biz de sizin dosyanızı divanın arkasına düşürelim. Öyle adil düzen, adil düzen. Bunları gözünüzde pek fazla büyütmeyin. Hele ben bir başbakan olayım, gerisi kolay. Islak dudaklı ne olacak? Oh canıma değsin. Benim de başımı yaktın ama sen de muradını alamadın. Gerçi mutlu olmasa onu da beceremeyecektin ama. İh mutlu ih. Koalisyon ortağı dedim, bağrıma bastım, yaptın yapacağını sonunda. Halbuki beni ikna etmek için ne vaatlerde bulunmuştun he? Aslında yok birbirimizden farkımız ama biz bir puan daha yukarıdayız. Müsaade edin, önce ben başbakan olup parti içindeki durumu kurtarayım. Sonra sıra size de gelir. Yalancı şey! Keşke ellerim kırılsaydı da seni o koltuğa oturtmasaydım. Ölü bakışlı Japon balığı ne olacak? Ah, ölü bakışlı Japon balığı dedim de aklıma Delfiz Baykal geldi. O da az değilmiş hani. Yahu insan eski günlerin hatırına bari red oyu verirdi değil mi? Ama o eski günlerde de bana yapacağını yaptı. Sırf kendi paçasını kurtarmak için koalisyonu bozdu. Elba yanakta egoist! Ama margadımın sopası yok işte. Bak dördüncü parti yaparlar adamın böyle. Ama en çok da öcümüte kırıldım yahu. Ne bileyim yalnızken böyle saçlarımı okşar. Aman benim sarı kızım diye okşardı. Şimdi ne oldu da başkalarının sapına geçti? Hiç anlamadım. Ah, hiçbirinizin benden altta kalır yalnız yok değil mi? Aman, ben de hepsinin ne mal olduğunu bilsem ne olur, bilmesem ne olur. Kanıtlayamadıktan sonra. Önce kanıtlamam gereken dünya kadar şey var yahu. Aslında değmez yahu. Ne uğraşacağım bunlarla? Amerika mı gidip? Tabii. Amerika mı gidip? Özgürlüğün ve maceranın tadını çıkarmak varken ne uğraşıyorum böyle şeylerle ya? Tabii ya. Her şeyi değiştirmem lazım. Bütün her şeyi, bütün hayatımı. Hatta hepsileri bile. Ay bıktım bu etek, ceket ve bu eşarptan. Evet. Önce üstümü değiştireyim. Nerede benim green kartım yahu? Ha? İşte bu. Olay bu ya. Çüz. Kaşıda dur evlerim, aklenim, aklenim, emmoğlu. Yayılır develerim, emmoğlu. Yayılır develerim, emmoğlu. Yayılır develerim. Ana, boş bu yana. Sen ne yapıyorsun burada, kapılmış? Evet, temizlik yapıyorum. Yüzüne gözüne ne oldu yine böyle? Ne olmuş günah? Ha, bizim itilmiş ile birazcık oynaştık da.
Yani bu iteklemiş de iyice zıvaladan çıktı. Ha, iyiciden kudurdu köpek. Vurmadı mı rahat edemiyor. Ah, sana hiç olmazsa bir kişi vuruyor kasılmış. Bana gelen vuruyor, giden vuruyor. Neyse, hadi çüz. Gidiyor musun boş bayanı? Gitmiyorum katılmış. Kurtuluyorum. Kurtuluyorum, kurtuluyorum. Ne diyorsun? Darısı benim başıma artık. Bakılmıştır beni vadu. Yeni silir süpürür panlatırım. Haydi al bakarım. Bakla açarım. Sevgililere mutlu sonla biten fallar. Haydi al bakarım. Aa! Aa boş bayanım. Gül Özer, ne işin vardır senin burada? Ben mesleğimi icra ederim de asıl sen ne yaparsın böyle bisikletle asetsiz korumasız? Boş bayanım böyle nereye gidersin? Boş bayanım boş gezenim boş kalmam. Uzaklara gidiyorum Gül Özer. Aa program bırakır mısın yoksa Cansum Cankucuğum? Bırakacağın zamanı bilmek lazımdır Gül Beter. Doğru diyorsun valla. Ben de böyle bu arak işlerini bırakacağım ama bilirsin üç tane şoför var bende. Hadi God bless you. Asıl ben God bless you. Güle güle boş bayanım tırıs gidelim. Ulan atla kasa derim sana da. Ulan atla ulan ayak tutsun abi. Ulan nereye götür ulan nereye tutsun ha. Oh my God hasmi. Vay boş bayanım. Ödümü kanırttın kız. Cansu Hanım. Hala bulamadın mı Durmuş'u? Az önce buldum ama gene elimden kaçırdım geferiydi. Neyse. Sana iyi şanslar. Good luck. Oy. Ciddi misiniz yoksa boş bayanım? Gidiyorum Hasmi'yle. Buralardan gidiyorum. Hadi gittiğiniz yerde haberim Tursun'u görürseniz. Bununla bir selam söyleyin ona. Söylerim. Okey. Cansu! Nereye be sarı kızım? Amerika'ma gidiyorum sipahinine. Amerika mı? Neresi orası be? Uzak mı? Uzak, çok uzak. O zaman sevabına benim şu kendimi de alıp götür be. Olur mu hiç sipahinine? Yalnız gitmem lazım. Ben yalnız bir kovboyum. O zaman benim kendine bir nanik yap da sana biraz para vereyim. Sevaptır. Çok komiksin vallahi. Hadi bay bay. Good luck. Hay Allah. Gidiyorsun demek. Bırakmadılar bu güzelim kıza da be. Bırakmadılar. Bay bay. Bay bay. Cansu Hanım. Cansu Hanım. Hay Allah. Nerede bu kadın ya? Düşündüğüm gibi değildir inşallah. Aman Allah'ım. Evet. Green kartını da almış. Belki hala çalışma odasındadır. Gitmeden yakalarım belki. Aklıma gelen başıma gelmez inşallah. Cansu Hanım! Cansu Hanım! Sonunda kaçırttılar kadını. Yazık. Çok yazık. Evet, acemiydi. Acemiliğinden kaynaklanan bazı hataları vardı ama yine de uzun zaman birlikte oldum şurada. Tabii politika zor bir zanaat. Kolay değil. Öyle Amerika'dan geleceksin. Kocana atamaları yaptıracaksın. Bir takım deneyimli adamları yok sayacaksın, görmezden geleceksin. Yok canım, o kadar ucuz değil tabii. Hiç yedirirler mi böyle bir makamı insana? Böyle bir koltuğu. Neyse canım, belki herkes için daha iyi olmuştur. Bakalım cin tonik evde mi? Alo, buyurun. Thank you.
terliği ters çevir oğlum. Hadi. Neyi ters çevireceğim komiserim? Terliği böyle alt üstte. Ne terliği? 16 saat çalıştı ya komiserim kafayı kazıttı vallahi. Komiserim ne terliğinden bahsediyorsun? Hayır, sana bir koyarım 16 saat kendine gelemezsin vallahi, anladın mı? Sen oğlum köpek bulunmasının uğursuzluk getirdiğini duymadın mı hiç? He? Yüzyıl komiserim sen ya, şimdi 21. yüzyılda herkes aya gidiyor. Ne ilişkisi var köpek bulunmasının uğursuzluk getirmesiyle? Allah Allah. Abi trak! Nerede trak? Orada bırak! Ya al bakalım işte Faysal. Ben sana köpek bulunmasının uğursuzluk getireceğini söylemedim mi? Al! Uğursuzluğun dik arası geldi işte. Birinci dereceden zanlı gülözeri getirdim komiserim. Ya. Abi sizin canım maydanozum. Ben birinci dereceliyim ama zanlı değil şanlıyımdır. Ulan gülözer! Ulan gülözer! Sürün Osman bile emniyet teşkilatını senin kadar meşgul etmemişti be. Bak suçüstü yakalandın işte. Abi komiserim doktor stresim. Ortada bir suç yoktur ki üstü veya altı olsun. Oo söylediğine bak. Sırtında bu çuvalla bir evden çıkarken yakaladık bunu komiserim. Heh. Evin sahipleri de yazlıktaymış. Kapıya birisini diktim, bunu da size getirdim. Tamam. Ben hiçbir şey çalmadım. Hadi oğlum be. Hadi şimdi hemen hazırlanıp olayın geçtiği mahalleye gidip orada bir hırsızlık tatbikatı yapalım bakalım. Tamam siz gidip tatbikat mıdır nedir yapıp ben burada oturup sizi beklerim. Saçmalama gülader. Bu hırsızlık tatbikatında başrolü sen oynuyorsun, anladın mı? Hı? Bak şimdiden söyleyeyim, söylemedi demeyin. Senaryoyu görmeden asla hiçbir yerde oynamam. Türkiye Şoray gibi öyle kurallarım vardır benim. Öpüşmem, yatağa girmem, el ele tutuşmam. Tamam hadi. Bize boşuna vakit kaybettirme. Bir an evvel gidip bu tatbikatı yapalım. Faysal sen de hazırla, hadi bakalım. Tamam. Komiserim ben yoruldum. Yoruldun tabii. Ver. Ay hakikaten de. Yürü. Öldüm be. Şuralarım ağrır. Evet. Hatta buralarım ağrır. Evet. Hadi bakayım. Komiserim buyur. Biz tatbikat yapacağız evladım. Sen git görevini başına hadi. Git sen. Evet Gülazer. Şimdi söyle bakalım. Neden bu evi seçtin? Bak şimdi komiserim jeneratörüm. Lan bu kapı benim evin kapısına çok benzer. Ihk demiş burnundan düşmüş. Ben de kendi evimi sandım. Lan. Şöyle bir yaptım, kapı açıldı, girdim içeri. Yuh be! Ulan eskiden ev soymanın bir haysiyeti, izzeti, nefsi, gururu vardı. Bu ne be? Yuh, yapmış, girmiş içeri. Abi ne var bunda be? Faysal'ım şaşkın ördeğim. Ben evime hep böyle girerim. Yok ya, sen anahtarından kullanmaz mısın? Bak, siz yabancı değilsiniz. Bak, benim sizden gizlim saklım yoktur. Ben çok şeffaf bir evde otururum. Öyle kullanma maymuncuk neyi? Böyle bir yaparım, girerim içeri. İyi, tamam. Şimdi neyi, nerede, nasıl aldın göstereceksin bize içeri. Abi ben sana kaç kere söyleyeceğim be komiserim, cilalıyım o. Ben bu ev kendi evime çok benzer diye girdim. Ya, tabii canım, tabii. Allah zaten bütün evleri ikiz yaratmıştır derler. Sen bu masaları içeride anlatırsın bana, içeride. Tamam hadi, komiserim, yürü bakalım. Nostradamus'um. Hadi yürü. Al sen de şu çuvalını. Ayşe. Evet Gülazer, şimdi eve girdin. Önce hangi eşyayı aldın? Söyle bakalım. Ver çuvalı Faysal. Dedim komiser. Buyurun. Yani bana değil oğlum, ona vereceksin. Komiser çuvalı sizi istedim. Ya ben istedim ama kendimizi istedim. Verledim, onun için istedim herhalde. Ben ne bileyim kim için istedim. Hadi böyle fasulyeden sebepler yüzünden kırmayın birbirinizi, kaçacağız şimdi be. Sen ne karışıyorsun be? Sen benim en iyi komiserimle araba açamazsın, anladın mı? Bir kere sen bu evdeki çaldığın eşyaları nasıl bu çuvala koydun onu anlat bakalım. Hadi bakalım. Hadi oradan be. Nasıl çalacağım? Önce bu evi ben demedim size 40 kere söyledim. Kendi evim diye girdim diye be. Aynen. Ben çalmadım be. Yok ya. Tamam ev senin olsun. Tamam ev senin. Peki sen kendi eşyalarını bu çuvala nasıl koydun onu anlat bakalım. Tamam. Önce o zaman şu çuvaldakileri bir boşaltalım. Yandımedin. Yalnız incitmeden, kırmadan, dökmeden. Tamam. Hadi çabuk. Komiserim dikkat et. Kıracaksın şimdi. Kırılmaz ya. Canım ne olur. Allah Allah. Şöyle... Bak döktün işte. Ya, yazıktır. Günahdır. Çuval para verdik be. O nagile galiba. Tamam değil mi? Tamam. Nasıl koyuyorsun? Gösteriyorum. Söyle bakalım. Na şimdi şu gümüşüm almanım. Kaç bakayım şöyle kaç. Na şurada nazikçe dururdu. Böyle kibar kibar bana bakar. Ben de aldım bunu böyle itinayla. Şöyle çuvalın içine koydum. Aç şu çuvalı bakayım. Aç. Şöyle koydum. Evet şöyle koydun ve kendi altına tuzağa düştün Gülazer. Yahu durup dururken kendi gümüş takımını alıp niye çuvala koyuyorsun ha? Çuvalı sen verdin bana. Bana kalsa kendi bavuluma koyardım. Hem gümüşlerin arada sırada parlatılmaya ihtiyacı yok mudur be? Komiserim gümüş parlatıcım. İyi tamam.
Peki gümüşleri aldıktan sonra ne yaptın? Ha? Gümüşü aldıktan sonra bunlar şu gaz lamba. Çekil bakayım şunu, çek. Şurada şiminimin üstünde salına sessiz dururdum. Na ben bunu böyle sul elimle aldım. Çuvala buna şey lazımdı. Lambası kırıktı bunu. Buna ne zamandır alamamıştım. Dedim bunu götürüp gel yanında lamba alayım. Bunu da böyle al. İncitmeden çuvala koydum. Nasıl unuttum bak. Lan bu saat de bozuktu be. Giderken biz bunu yaptıralım. Tut şunu komiserim. İyi tabii, kıymetli bir saat, bunu bakamazdın. Tamam. Şimdi geldi. Na bu nargile. Nargile mini marpucuda gümüştendir, gümüşten. Ben buna marpuç taktıracaktım, gümüş marpuç. Na burada dururdu. Dedim ki bunları götürürken bunu da alayım. Şöyle aldım elime. Yalnız buraya dikkat edin. Böyle ağır çekip zote sonra seyredersiniz. Böyle giderim. Ülya ablam gibi. Sevgilisine kavuşamaz ki. Şöyle. Aman. Giderim. Sonra attım çuvala. Bak nasıl unuttum be. Bu teybimiz de bozuktu. Bunu da götürelim. Giderken yaptırırız. Al bunu. Faysal'ım yardımcım al. Tabii bunu gördükten sonra şimdi şamdan da var. Şamları da tamir ettirmek için çuvala koymuşsun. Abi sen delirdin mi be? Faysal'ın profesörüm okuliptusun. Buna mum lazımdır. Tabii onun için aldım yanıma derim sana be. Mum alacaktım, o yüzden götürdüm. Bunları da yaptırıyordum. Bunu da götüreyim dedim. İyi. Bana bak o zaman, Şam'dan mum alacaksan niye Şam'dan alıp mumcuya gidiyorsun? Mumu al getir Şam'dan hadi. Faysal. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Öpeyim. Yani bu kadar zeki bir soru sordu, gözlerim yaşardı yani. Sağ olun. Hadi buyurun bakalım, nasıl cevap vereceksin sorduğun şeye? Hadi bakalım Gülaz'e. Abi komiserim teriyi görmeden paçayı sıvayan. Sen şapka almaya giderken kafanı evde mi bırakırsın? İyi. Er mum, er şamdana olur mu? Olmaz. Ben de bunu yanımda götürdüm ki buna uygun bir mum takayım diye, değil mi? Bunu da aldım. Yine böyle sağ elimle çuvala koydum. İyi tamam peki. Yani şamdana da aldıktan sonra çekip gittin, öyle mi? Dur bakayım. Aman çamaşırlı yeğenim benim. Vallahi çocukların bezini yıkarım yanında. Bunları da giderken götürür parlatırız. Gümüş parlatıcıda. Tamam. Hırsızlık tatbikatı bittiğine göre artık gidebiliriz herhalde. Tamam bitti hadi. Hadi yürü. Hadi koferi şu anda da aldım. Bir dakika. Yürü. Bravo. Hadi yürü. Tamam yürüyün buyurun. Hadi. Hiçbir bokta yokmuş be. Gel bakayım gel. Ondan sonra ne yaptın bakalım ha? Abi sus be komiserim, ağzımda bakla aslanmazım. Herkes beni hırsızlanacak be. Evet, eşyalar ağır geldiği için hemencik bir taksiyi durdurdum. Durdur, hadi bakalım. Taksi! Taksi gel. Gel çocuk, dur böyle. Böyle bekle. Aç bagajı. Aç böyle. Hadi. Aç şunu. Sen de pek rüsküne düşkünsün ha. Taksi. Yok öyle deme Faysal. Bir hırsız olay mahallinden en seri vasıtalarla uzaklaşmak zorunda. Doğru yaptı. Haklısın komiserim. Acıvatım. Ben de aynen öyle yaptım. Bindim taksiye gittim. Tamam. Haydi. Vay be. Vallahi güpegündüz koskoca binayı soymuş ha. Ya. Ama iyi oldu Faysal, biliyor musun? Bizim de artık Gülazer'i tutuklamak için elimizde bir sürü delil var abi. Tabii komiserim, bunca delilden sonra biz onu tutuklarız. Tutuklarız. Sen şimdi hadi getir Gülazer'i, kelepçeleyip götürelim hadi bakalım. Kimi getireyim? Gülazer'i. Gülazer bindi gitti komiserim. Ne? Gitti mi? Evet. Çabuk taksiyi takip et. Başla komiserim. Koş. Gel buraya. Şey yap, en iyisi sen ekiplere haber ver. Başla komiserim. Hayır olmaz, gel buraya. Bir şey söyleme, bu iş aramızda kalsın.
Ya görüyor musun? Bizim de yardımımızda koskoca binayı duble soydu. Bir porsiyon birden ya. Haydi. Abi sarı taksici. Yük budur şöyle uynak bir hava. Çalasın doğru düzgün bir şeyler de. Burada biraz gübecik atalım he. Haydi. Şöyle be. Sıra sende. Vay 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 vay. Gördünüz mü? Saddam Kuveyt'e girmiş. Aa, ciddi misin babaanne? Yapma ya. Ya ben bir şey yaptım yok. Adam topuyla tüfeğiyle girmiş. Resmi bile var bak. Aa, hadi ya. Babaanne o eski gazete. Geçen gün annem yufka almıştı ya, ona sarılıydı o. Ne diye burada bırakıyor bu kadın gazeteyi canım? Yoksa savaş çıkıp korkup öleceğimi mi bekliyor? Ben de savaştan gördüm be. Hiçbir şeyden korkmam çok şükür. Siz ne yapıyorsunuz öyle? Cenga oynuyoruz babaanne. Ha, Cenga mı? Bu ne öyle be? Bak bu yeni bir oyun. Gel gel göstereyim ya. Sana babaanne. Baba. Bak şimdi. Bu aşağılardan böyle bir tanesini alıp... Bu iyi kardeşim. Ya da şundan. Şöyle bir tanesini alıp yıkmadan üstüne koyuyorsun. Ha. Yıkan kaybediyor babaanne. Çok kolaymış canım. Ama sıra bende. Dur ben, bende. Şöyle alıyorum. Tamam canım. Ya babaannem. Ama bak bu yıkılmadı. bana müsaade millet. Yolcu yolunda gerek. İzmir beni bekliyor. Nihayet bu kadından ayrılmaya mı karar verdin Ajmer? Hayır, bize de haber ver de biz de hazırlıklarımızı yapmaya başlayalım değil mi? Anacığım bir teftiş için İzmir'e gitmem lazım. Alt tarafı 3 gün canım. İşlerimi halleder halletmez dönerim. Güle güle git, güle güle gel Haşmet'im. Sağ ol canım. Ver elini öpeyim anacığım. Ben yokken sakın birbirinizin kalbini kırmayın. Ben Osmanlı adabıyla büyümüş bir kadınım be. Benden yaşça büyük olanların kalbini kırmam sen merak etme. Yani Sürahi Hanım, konuşmayayım diyorum ama makineli tüfek gibi maşallah tırr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 r
akla yetin Nazım. Aldırma sen onu hanım. Hadi çocuklar size dağlasma aldık. Hadi güle güle babacığım. Sağ ol oğlum. Sağ ol kız. Hadi canım ben seni geçireyim. Aşmet bak ne diyeceğim. Madem İzmir'e gitmeye karar verdin. Yanında birilerini de götürseydin diyorum. Belki orada unutursun filan da. Yapma anacığım. Allah aşkına yapma. Yazıktır ya. Valla sen de haklısın ha. Yani hem İzmirlilere de yazık canım. Bu kadın orada unutulur mu? Olsa olsa İzmir'den denize dökülür. Yürü Allah aşkına yürü. Yarabbim. Kızım sen de bir maşrapa da getir hadi. Ne tamam olacak abi. Su anne? Kapağından aşağı dökeceğim. Hadi gol olacak. Bu sefer gol. Hadi. Az kaldı. Hadi. Sen de ne yaptın? Bıraksın şunu. Niye değiştirdin bizim maçı? Filmi seyredeceğim ya. Ya saçmalama maçı seyrediyorum. Ben o filmi kaçırmak istemiyorum. Ya babaanne bir şey söyler misin şuna? Ya sabahtan beri top bıktık ya. Doğru söylüyorsun mi? Film seyredelim canım. Aman çocuklar babaanneniz yüz müydü Allah aşkınıza? Babanız da hala aramadı. Niye arasın canım? Çocuk mu? Allah Allah. Genç, yakışıklı, filin ta gibi adam. Hem insan karısından 25 yaş küçük olup da İzmir'e gidince karısını aramak aklına gelir mi? Şimdi İzmir'de o kordon boyunda salına geziyordun. Ah yavrum benim. Ya Süreyya Hanım yapmaz benim kocam öyle şeyler. Selvi söyle buna. İlk defa hak verdim buna. Ay ne olur susun film başladı. Ne bileyim böyle be? Baksana hortlaklar, vampirler, ecinler doluşmuş be. Bu kadının akrabaları arz ve iddiam ediyor televizyonda. Gülsense be. Korku filmi ya, o yüzden böyle babaanne. Korku filmi mi? Ya ne yapacaksınız korku filmini? Bu evde korkulacak yeteri kadar film var zaten. Ver şu kumandayı da TRT'de beraber ve solo şarkılar dinleyelim.
Ya babaanne ne olur yapma, çok güzel film bu ya. Bak Freddy Krueger'ın filmi. Çelim sokağının kabusu. Ya siz kendi sokağınızın kabusunun farkında değilsiniz herhalde. Bir haftadır sokağın lambaları yanmıyor be. Babaanneniz haklı çocuklar. Ben de korkuyorum. Ben de sevmiyorum böyle filmleri. Sonra sabaha kadar uyku tutmuyor. Değiştirin şu kanalı hadi. Değiştirirsen öldürürüm seni Taci. Ne güzel film canım, seyrediyoruz. Allah Allah. Bunu seyretmeyeceğiz de TRT'de beraber Mesut'un şarkılarını seyredeceğiz. Neydi o burgerin adı? Ferdi. Aferin Ferdi. Aslan Ferdi. Seni sevmeyen ölsün Ferdi. Öfsün ayağını. Selvi söyle buna üflemesin. Benim haşlanmış yumurtaya benzer halim var mı be? Ay, tamam Sürahi Hanım, tamam istediğini seyret. Babaanne bak bak nasıl doğuruyor kadını. Taci, buna biraz para versek diyorum. Bizim için de bir iki cinayet işler mi? Para mühim değil. Ay, vampir nasıl yemiyor? Ay kızım nasıl seyrediyorsunuz bu filmi anlamıyorum. Selvi, söyle buna korkuyorsa bakmasın canım. Ha. Anne gördün mü kadını nasıl kesiyor? Ay ben bakamıyorum kızım, bakamıyorum. Ya vampirin dişlerinden akan kanı görse ne olur, görmese ne olur. Ben yatmaya gidiyorum. Baban ararsa uyandırın beni. Güzel gele diyordun. Hemen de kaçtı gitti ya. Şuna bak film ya, bu alt taraf film rol yapıyorlar. Bu hoşuna gitti mi? Babaanne, korkmuyorsun değil mi? Korkuyorum canım. Korkuyorum, ne korkayım ben? Asıl sen korkuyorsun. Kendini aynada görsen bir korkarsın, ben kalkamam. Korkun çocuklar. Ne canım, korkun. Ay, kadının karnından canavarlar çıkıyor. Ya bu yavrular da iyice azmış canım. Bu ne biçim film böyle? kapatın bu filmi ya. Kapatın. Değiştirin bunu ya. Aşkım TRT'de beraber ve sonuç şarkıları dinleyeceğim canım. Daha güzel değil mi? Ama babaanne bu film. Başlayalım filminize. Hadi kapatın. Korkmuyoruz canım. Tamam aç. Yoksa babaanne, sen de annem gibi korktun mu ha? Ya ne korkacağım be? Açın şunu, kapatın, başka taraf açın canım. Bak hem sana söz veriyorum, oradaki şef var ya, inan olsun bu film kadar korkunçtur. Bu hoşuna gitti. Yok yok, sen korktun belli. Tamam o zaman açın sesini. Hem yatak odasından belki duyulmuyordur, neme lazım. Telefonmuş be. Ne oluyor be? Alo Ferdi, ay! Haşmet, sen misin evladım? Nasılsın? İyi, biz de iyiyiz, biz de iyiyiz. Ne yapıyorsun orada? Yatmaya mı hazırlandın? Deli misin be evladım? Şöyle İzmir'e gitmişken bir sefasını sürsene. Ne bileyim bir kurdun boyuna, bir kadife kaleye gitsene. Tavuk musun sen be çocuğum be? Yok, tabanları yağla hep kaçtı. Ben torunlarımla baş başa oturuyorum. Merhaba baba. Babacığım. Yok, ben kaçırtmadım onları. Ferdi Krueger kaçırttı. Ferdi Krueger bir kim? Şimdi sana ne anlatacağım Ferdi Krueger, uzun sürer. Hadi kapatıyorum. Kapamayın, geliyorum. Kapatıyorum ben çocuğum. Şimdi İzmir'den çok yazar. Haydi. Haşmet miydi? Selvi, sor bakalım bu kadına. Onu arayacak başka biri var mıymış? Niye kapattınız telefonu? İki lafta ben ne derdim kocamla? Şimdi gereksiz iki lakır deneyeceksin diye koskoca telefon santralini kilitlemeye kimin de hakkı var canım? Anne sen neden uyumadın? Korkudan. Kızım. O ağaç var ya, bahçedeki ağaç, her hışırdı işte. Freddy geliyor gibi geldi bana. Uyuyamadım ya, ben burada yatacağım, tamam. Elektrikleri yakın. Ya alt taraf enayi bir filmden korkuyorsunuz canım. Neyse,
Herkesin gözü aydın, ben televizyonu kapadım. Aman teşekkür ederim çocuğum. Selvi, senin uykun geldi değil mi? Hadi gidip yatalım istersen. Hadi yatalım. Çocuklar ben de bekleyin. Hem ben sizi odalarınıza kadar götürürüm. Gel bakalım babaanne. Hadi anne Allah'a rahatlık versin. Hadi anne, iyi geceler. Niye şu ışıkları açık bırakmadın Selvi? Ya korkmayın çocuğum, ben sizi eve odaya kadar götürürüm. Allah Allah, ne var bunda? Korku filminden de berbat ya. Unutmayacak bizi. Yok yok, böyle olmayacak. Sen yavaş yavaş kalk, biz kendi odamıza gidelim. Yavaş, yavaş. Selvi, Taci, neredesiniz lan? Bırakıp gittiler beni be. Al, çantanızı al. Bir tansiyon ilacı alayım canım. Çok fena oldum. Abi! Bu kim ya? Ben miyim be? Bu Ferdi de ne Ferdi'ymiş canım? Mahvetti beni. Kabus üstüne kabus gördüm. Allah kahretmesin be! Yok, duramayacağım. Gidiyorum ben. Daha fazla duramam bu odada. Allah kahretmesin. Beni bırakıp gittiler. Anneciğim! Anne! Anneciğim! Oh oh! Herkes mışıl mışıl yatıyor be. Hayrola Süreyya Hanım? Benim odanın çatısı akıyor da, burada yatayım dedim. Şöyle, biraz kaç kenara be. Allah razı versin. Sana da, sana da. Biraz kaç. Kaç biraz be. Kaç sana. Kaçtım ya canım, kaçıyorum. Ay. Şöyle kaç. Süreyya Hanım! Ah, oh, ah. Ince ince.